Çiçek Pastanesi'nin desteğiyle hazırlanan Ada İnsanları başlıyor. Genç kızların gelinliklerini, nişanlıklarını mesela ben yapmak istiyorum. Merhaba, ben Gülcan Güzel. 1969 Sakarya doğumluyum. Adayla tanışmamı anlatayım size. İlk 10 yıl önce tatile gelmiştim ve 5 yıldır da adada yaşıyorum. İlk adaya geldiğimde tatilime aşık oldum. Bu sokakları belki onlarca, yirmilerce dolaştım, sürekli dolaştım ve her dolaşışımda da o adadaki o ruh beni çok etkiledi ve her seferinde de hep aynı duyguyla dolaştım. İlk kez geçiyormuşum gibi o sokaklardan dolaştım. Sonra burada yaşayabilir miyim diye kendi kendime düşündüm. Hani hepimizin bir kaçış macerası vardır ya büyük şehirlerden. Orada bir teyzeyle muhabbete daldım, yaşlı bir teyzeyle. Dedim ki teyze, ben dedim burada yaşamak istesem yaşayabilir miyim? Teyze bana dedi ki, kızım dedi, tamam sen burayı sevdin anlıyorum ama dedi, adanın seni sevmesi lazım dedi. Burada yaşayabilmen için adanın seni içine alması gerekiyor dedi. Zannettim ki insanlardan bahsediyor. Dedim ki ben kötü bir insan değilim ya, yaşarım dedim, insanlar sever beni. Yok yok öyle değil dedi. Adanın kendi ruhunun seni sevmesi gerekiyor dedi. Ondan sonra ben çok düşündüm bunu. Hani acaba ada beni sevecek mi diye. Sanırım sevdi ki 5. senem burada. 5 senedir adadayım. Radikal bir karardı benim için adaya yerleşmek. Yani İstanbul'da 30'a yakın bir yılım geçmiş. Okumak için gitmişim Sakarya'dan İstanbul'a. Orada kalmışım, okumuşum, evlenmişim, çocuk yapmışım. Bir sürü işim çok iyi. Mesleğimin zirvesindeyim. Arkadaşlarım dediler ki deli misin sen, nasıl bir karar bu? Yani küçücük bir ada ve emeklilerin yeri orası. Sıkılırsın, bir de sen faal bir insansın. Hani her yerde elin kolun var. Sen sıkılırsın, yapamazsın orada diye. Ama o kadar bunalmıştım ki işimden, İstanbul'un stresinden. Yok dedim ben gideceğim. Öyle bir karar aldım. Zaten İstanbul'da kalmak için de çok fazla sebebim yoktu. Kızım gitmişti Eskişehir'e, üniversiteye. Yani evliliğim de çok iyi gitmiyordu. Eşimle ayrılma kararı aldık ve ben kılımı pırtımı toplayıp adaya geldim. 10 yıldır bildiğim bir yerde, çevrem vardı biraz, arkadaşlarım çok iyiydi. Bir ev buldum, ev bulmak adada problem biliyorsunuz. O yüzden çok aradım ev, aylarca ev aradım. İstanbul'daki gibi kolay değildi. Buradaki ev sahipleri biraz benciller bana göre evler konusunda. Yani biz adada yaşayanlara değil de dışarıdan gelenlere sezonluk vermeyi daha çok seviyorlar. Sanırım biraz maddi olarak bakıyorlar olaya. Neyse zar zor küçücük bir ev buldum, yerleştim. Ne yapacağım? Ne yapabilirim? Sadece kendi mesleğimi yapabilirim diye düşündüm burada. Üretimlerim vardı. Kıyafet üzerine çalışıyorum. Modelist ve stilist olarak çalıştım İstanbul'da 23 sene. Burada da dedim hem kendi yaptıklarımı satar, para kazanır, geçinirim. Hem de belki öğretmenlik yapabilirim burada. Buradaki adadaki hanımlara bir şeyler öğretebilirim. Birikimim çok fazla çünkü. Evet, kendi bir şeyler ürettim, satmaya çalıştım. Burada tezgah olayı denen bir şey var. Tezgah açıyorsunuz ve ürettiklerinizi satabiliyorsunuz. Bu arada halk eğitimle görüştüm. İlk seferinde olmaz dediler. Adada böyle bir kursa ihtiyaç yok falan dediler. Ama ben ısrar ettim. İlk sene, o sene Tunç'la tanıştım. Sağ olsun bu güzel atölyeyi bize tahsis etti Tunç. İlk sene halk eğitim beni kabul etmedi. Fakat Tunç dedi ki gel birlikte hem sen adaya alış
hem de buradaki hanımlara bir şeyler öğret, hep beraber bir şeyler yapalım diye. Evet, yaydık herkese. Burada böyle bir kurs olacak. Ben size dikiş öğreteceğim, el sanatlarıyla ilgili şeyler öğreteceğim. Ondan sonra kalıplar yaptıracağım, modelistlik dersi vereceğim. Kadınları çok hoşuna gitti tabii. Hiçbiri, çünkü bir sökük bile dikmekten haberleri olmayan kızlar bunlar. Çok rehavetliler adak kadınlara. Ondan sonra açtık burayı, güzel düzenledik. Birkaç makineyle başladık işe. İlk etapta tabii ki talep çok oldu. Adanın bütün kadınları hırra geldiler. Tabii buranın manzarası, adanın en güzel manzarası bizim atölyemiz. Burada kadınlar keyifle kendilerini işlerine vererek çalışmaya başladılar. Ben öğretmekten zevk alıyorum, onlar da öğrenmekten zevk alıyorlar. Böyle böyle dördüncü senemize geldik. Tabii ikinci sene halk eğitim baktı ki talep çok fazla. Kabul etmek zorunda kaldı ve halk eğitime bağlı olarak usta öğretici, modelistlik, kadın giyim, dikiş kursumuz başlamış oldu. Dördüncü senemiz bitiyor. Her şey çok güzel, her şey çok yolunda gidiyor. Tabii ki zorluklar çıkmıyor değil. Hani hep öğrenmek isteyenler gelmiyor. Muhabbete, lay lay loma da geliyorlar. Zaten öğrenenlerin ben farkına varıyorum ve üstlerine daha çok gidiyorum onların. Keyifli gidiyor. Adayla ilgili başka ne anlatabilirim? Kışın çok güzel bir kere. Herkes mesela bana derdi ki ya sıkılmıyor musunuz kışın orada? Çünkü hiçbir şey yok. Ya niye sıkılalım? Benim zaten sıkılma gibi bir vaktim yok. Öyle bir lüksüm yok. Sürekli çalışma halindeyiz. Bizim burada kent konseyimiz var. Kent konseyinin kadın kollarındayım ben. Çalışıyoruz. Bir sürü faaliyetlerimiz var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için etkinliklerimiz oluyor. Korolarımız var. Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu. Topluluklar kuruyoruz. Çok keyifli gidiyor hepsi. Kitap kulübümüz var. 15 günde bir, 3 haftada bir bir kitap belirleyip okuyoruz, onları tartışıyoruz. Eğlence mekanımız kışın çok yok. Salhanemiz var Allah'tan. Orada çok eğleniyoruz çünkü evimiz gibi orada kendimizi çok rahat hissediyoruz. Çocuklar, çalışan çocuklar hepsi bizim çocuklarımız. İstediğimiz kadar özgürüz orada. Ya zaten adada kadınlar hep özgürler. Her yerde, her konumda fikirlerini, sözlerini, düşüncelerini söyleme gibi özgürlükleri var burada kadınların. Mahalle baskımız hiç yok. Yeri geldiğinde sabahlara kadar içip dağıtabiliyoruz burada kadınlar olarak. Çok eğleniyoruz. Benim candan öte, kardeşten öte arkadaşlarım, dostlarım oldu burada. O yüzden hiç yalnız değilim. Normalde yalnız yaşayan bir kadınım ama hiç yalnız değilim. Hep birlikteyiz. Şimdi etkinliklerimiz çok güzel gidiyor. Bir kere belediyemiz bu konuda çok hassas, sanat konusunda. Başkanımız Sayın Doktor Hakan Can Yılmaz kış boylarınca bize güzel güzel tiyatrolar izlettiriyor sağ olsun. Ve biz de çok mutlu oluyoruz. İstanbul'da doymuştum tiyatroya. Çünkü eski eşim tiyatro oyuncusu benim. Neredeyse haftanın 5 günü tiyatrolardaydık. Ama adada daha keyifliymiş tiyatro izlemek. Onu öğrendim bir kere. Adada başka neler yapıyoruz? Mesela okuma kulübünün, kitap kulübünün toplantılarını salhanede yapıyoruz. İnanılmaz keyifli geçiyor salhanede kitap okumaları. Bir de benim adada en çok sevdiğim yer çayırda dolaşmak. Çayır mevkimiz var burada. Çok güzel bir plajı var. Mesela ben orada sabahları erkenden gidip delikli midye toplamayı, taş toplamayı, lodos tahtaları toplamayı çok seviyorum. Bir de tamam adanın her yeri çok bakir, koyları çok güzel falan ama benim en sevdiğim denize girdiğim yer çayır plajı. Bir de çok kalabalık olmuyor. Belki adanın en rüzgar alan, daha çok orada sörf yapılıyor çünkü rüzgar sörfü. En çok çayır plajında yüzmeyi seviyorum. Arkadaşlarla daha çok oraya gidiyoruz. Habbele koyuna gidiyoruz kızlarla. Şarap günlerimiz oluyor mesela. Habbele'deki ıssız bir koyda sazlıkların arasında bütün kızlar istediğimiz gibi şaraplarımızı içip göbek atıp oynayabiliyoruz. Veya işte güzel güzel hikayelerimizi anlatabiliyoruz. Çok güzel arkadaşlarım var. Mesela beni adada en çok etkileyen insan Özcan Kaptan'dır.
Çok güzel bir geçmişi vardır. Çok anlatılası geçmişi vardır daha doğrusu. Güzel demeyeyim de çünkü çok badireler atlatarak o da gelmiş adaya. 20 yıla yakındır adada yaşıyor sanırım. Ben adada normalde öyle çok fazla erkek arkadaşı olan biri değilim. Hani karşı da değilim buna ama Özcan Kaptan çok fazla abi ve baba gibi yaklaştı bana, sağ olsun. Adadaki hemen hemen birçok zorluğumu onun sayesinde atlattım. Beni dinleyen, hakikaten bana çözümler üretebilen bir insan Tunç'un yanında. Benim için çok önemli bu. Çünkü İstanbul'da böyle şeyleri görmedik. Ada ruhu belki de oydu. Benim çocukluğumdu. Çünkü ben de Ada Pazarı'nda böyle bir mahallede büyüdüm. Parke taşlı, komşuluklar olan, işte kapımızı bacamızı kapatmadan yatabildiğimiz, huzurla uyuyabildiğimiz bir çocukluk yaşadım. O belki de o ruhu, o çocukluğu adada bulduğum için adaya aşık oldum. Çünkü İstanbul büyük şehirdi, tamam idealimizdi, mesleğimizi okumak için, icra etmek için orada olmamız gerekiyordu. Küçük yerler bizim mesleğimize göre değildi. Ama yani bir süre sonra İstanbul tüketiyor sizi. 30 yıla yakın çok az bir süre değil. Hep bir mücadeleyle geçti. Sabahın köründe kalkıyorsunuz, gidiyorsunuz işe. Akşam geliyorsunuz, belki de gece yarıları. Çünkü ben tekstilciydim ve bizde durdurak yoktu. Sürekli mesailer, sürekli mesailer. Bir süre sonra bitiriyor. Çok para kazanıyorsunuz ama bitiriyor. O parayı gözünüz görmüyor artık yani. En son işte karar verdiğimde istifamı verdim. Tabii patronum çok fena bozuldu bu duruma. Hatta bir ay boyunca istifamı imzalamadı falan. Ben bir ay sonra bir daha verdim. Çünkü başarılı bir modelistim ve beni kaybetmek istemiyorlardı. Yalvardı, yakardı. Hani gidersen dedi iyi olmaz çünkü artık sizin gibi insanlar yetişmiyor. İşi bilen, işe özen gösteren, değer veren kimse yok artık piyasada. Dedi ki hakikaten öyle, tekstil piyasası şu an Türkiye'de batmış durumda neredeyse. Zaten ben istifa ettikten sonra da koskoca 50 kişilik firma bir sene sonra kapandı. Yani kendimi övmek için değil bu, disiplinli çalışan bir insanım. İşi en ayrıntısına kadar öğrenip en ayrıntısına kadar yapmayı seviyorum. Bir kere Başak Burcu'yum, bundan kaynaklı bir titizliğim var. Her şey mükemmel olmalı benim için. Tamam modacıyım ama çok da öyle önem vermiyorum. Moda benim için sadece birilerini giydirmektir. Renkler, en çok resim yapmayı seviyorum. Tamam moda resmi okudum ama asıl istediğim hani doğayı, başka şeyleri resmetmek. Bunun için de 2 sene Galata'da, Galata Kulesi'nin dibinde harika bir apartmanda sevgili Yavuz Kılıçer ressam arkadaşımdan 2 yıl resim dersleri aldım. Çok seviyorum resim yapmayı. Renklerle oynama hoşuma gidiyor. Burada da tek amacım o. Seneye emekli olacağım. Emekli olursam bol bol resim yapma vaktim olacak. Belki bu kadar çalışmam o zaman. Çiçek Pastanesi'nin desteğiyle hazırlanan Ada İnsanları reklamlardan sonra devam edecek. Pastanesi'nin desteğiyle hazırlanan Ada İnsanları devam ediyor. Bir de şöyle, hani diyorlar ki, hocam bizi tamam 4. sene,
hani devam edecek misiniz hep ders vermeye? Biz iyice öğrenmek istiyoruz bu işi. Çünkü hemen öyle 6 ayda öğrenilecek bir meslek değildir. Kalıp işi tamamen matematik işidir. Ondan sonra tabii ki diyorum, eğer sağlığım da el verdiği sürece, hani adada halk eğitimde kabul ettiği sürece ben her zaman size ders vermek istiyorum. Ama şöyle de bir hayalim var aslında. Adada küçük çapta bir terzihane veya moda evi açmak. Yani böyle tadilat yapmak, perde tül dikmek değil, kadınları giydirmek, ada kadınlarını giydirmek istiyorum. Mesela düğünlerde genç kızların gelinliklerini, nişanlıklarını mesela ben yapmak istiyorum. Böyle bir projem var aslında. Hatta geçen şeye gittik onunla ilgili. Bu hibe mibe olayları var ya, sertifika alınınca işte daha kolay oluyormuş falan. Belki hikaye tam detayını bilmiyorum ama böyle bir kursa gittik. Ondan sonra hatta siz de katılmacı geldiniz, bize bir şeyler anlattınız ama amaç orada sertifika almaktı. Hani ne kadar doğrudur değildir onu bilmiyorum. Araştıracağız yeri geldiği zaman. Hani küçük bir dükkan diyorum ama adada dükkan bulmak da çok zor biliyorsun. Çok şey var. Pahalı, yani herkes biliyor aslında pahalı olduğunu. Gereksiz pahalı ama benim için. Küçücük dükkanlar deli fiyatlara veriliyor. Hani biz de o kadar zengin olmadığımız için bu şey olayını, kira işte bilmem ne olayını önce gidip kaymakamla veya işte başkanla konuşup onların küçük dükkanlarından birini edinmek istiyorum kendimce. Ne kadar kabul ederler bilmiyorum. Çünkü adada bir bayan terzisi yok. Bir tane erkek terzimiz var ama o da sadece tadilat yapabiliyor. Ben insanları giydirmek istiyorum burada. O yüzden de bir dükkana ihtiyaç duyuyorum. Umarım bunu kaymakamda belediye başkanı da dinler ve çağrıma kulak verir. Kent konseyi başkanımız Öznur abla eczacı kendisi. Adadaki tek eczanenin sahibi. Bana göre çok şey, çok çalışkan bir kere. Benim idolüm Öznur abla. Adayla ilgili birçok şeyi ondan öğreniyorum ben. Bir kere her yerde eli kolu olan bir insan ve pratik düşünen bir insan. Aynı ben de kendimi öyle hissediyorum. Çok pratik düşünürüm. Hemen bir çözüm bulurum bir şeylere böyle. O da öyle. Çok fazla birlikteyiz Özür ablayla. Neden? Çünkü sürekli bir aktivite içindeyiz biz. Hadi şunu yapalım, hadi bunu yapalım. Bir etkinlik düzenleyelim. Şimdi onlar kadın kooperatifi kurma yolundalar. Adadaki birkaç hanım. Ben henüz katılamıyorum buna. Çünkü benim çok fazla vaktim yok. İşim gücüm var ama ileride emekli olduğumda inşallah ben de o grubun içinde olacağım. Şu anda sadece yanlarında bulunuyorum. Bazen yardıma gidiyorum falan. Mesela geçen sene Kent Konseyi'nin kültür ve sanat bölümünü kurduk biz. Sıdıka, en yakın arkadaşım Sıdıka Saral, ben ve Serkan İlik. Şey yaptık, halk müziği grubumuz oldu. Ondan sonra çok güzel çalışmalar yaptık. Yine atölyemizde yapıyoruz provalarımızı falan. Konserler yaptık mesela. Konserler. Ben ki Türk halk müziğine inanılmaz derecede uzak bir insanım. Çünkü Türk sanat müziğiyle büyüdüm evde. Babam çok güzel söylerdi. Ondan öğrendim. Bütün Türk sanat müziği repertuarım çok geniştir. Yine beni sevecektin, benim için ölecektin. Hep sözlerin yalan imiş. Arkadaşlarımla böyle bir grup kurduğumuz için de memnunuz. Mesela seneye bir tiyatro grubu kurmak istiyoruz. Kent Konseyi Kültür ve Sanat Grubu olarak. Komediler oynamak istiyoruz. Çünkü adaya dram hiç yakışmıyor bana göre. Adanın eski halini çok bilmiyorum. Çünkü daha ben çok yeniyim burada. Fakat bu eski teyzelerden, amcalardan dinlediğim kadarıyla adanın eski halini
Ama zannediyorum ki onlar anlatırken ben hep burada yaşamışım, sanki burada doğmuşum, büyümüşüm. Hiç yabancı değil anlattığı şeyler bana. Biliyorsunuz ada bağlarıyla, şaraplarıyla, zeytinleriyle meşhur. Henüz tam bilmiyorum bağlarla ilgili çok fazla bir şeyi. Azize'miz var bizim, Azize arkadaşımız. Ada diye harika bir oğlu var. Bizim de evladımız. Azize'nin küçük bir bağı var. Çok güzel şaraplar yapıyor bir kere. Birkaç kere Azize'ye yardıma gittim. Sırf öğrenmek amaçlı, yardım olsun diye. Elim tabii değdi, o üzüme değdi. Ve bu sene ilk defa likör yaptım ben. Üzüm likörü yaptım. Nar likörü yaptım. Bunları da öğreniyorum çünkü ben hiç bilmediğim bir kültür bu. Ve öğrendikçe de daha da çok şey öğrenmek istiyorum. Umarım ileride kendi şarabımı da kendim yapıp içeceğim. Ve arkadaşlarıma da ikram edeceğim. Bu arada başka ne anlatayım? Ha şunu anlatayım. Mesela yazın çok kalabalık oluyor burası. Özellikle benim de sülale, arkadaş çevrem çok kalabalık olduğu için herkes yazın gelmek istiyor. Ben onlara hep diyorum ki adaya Nisan, Mayıs veya Eylül, Ekim gelin. Çünkü o kalabalıkta ben sizlerle ilgilenemiyorum. Çünkü zannediyorlar ki biz burada tatil yapıyoruz, lay lay lom yaşıyoruz. Öyle bir şey yok. Ben neredeyse 7-24 çalışıyorum yazları. Düşünün herkes denize giderken ben aylarca denize girmediğim oluyor. Zaten plajlara gitme şansımız hiç yok. En yakın kale önü, kale önünden girip bir ıslanıp çıkıp yine gelip işimizin başına dönüyoruz. O yüzden öyle adada yaşayanlar lay lay lom tatil yapmıyorlar. Adada yaşayanlar gerçekten yazın özellikle çalışıyorlar. O yüzden bütün eş dost akrabalara duyurulur. Yazın gelmeyin. Yalancısın, yalancısın. Kalbimi çaldın ansızın. Adadaki güzel günler nerede kaldı o vaatler? Yalancısın, yalancısın. Kalbimi çaldın ansızın. Bu kadar. Çok güzel. Şimdi söyleyeceğim en son şey. Şimdi ada benim için tamam çok önemli ve burada yaşadığım için inanılmaz derecede kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Ben inançlı bir insanım aslında. Tanrı'ya inanıyorum. Gerisi hikaye, hepsi benim için. Bunu da buradan söyleyeyim. İyi ki diyorum ki her sabah kalktığımda, şöyle denize baktığımda, iyi ki buraya yerleşme kararı almışım ben. İyi ki ada beni kabul etmiş, içine almış. Ve burada çok güzel dostlarım var. Hakikaten kardeşten öte dostlarım ben. Ve Tanrı, her zaman söylüyorum bunu, Tanrı izin verdiği sürece ben burada yaşlanıp burada ölmek istiyorum. Ve Bozcaada hepiniz. Çiçek Pastanesi'nin desteğiyle hazırlanan Ada İnsanları sona erdi.